Çok teşekkürler. Şimdi bütün Türkiye dün yaptığımız yayına kilitlendi. Her yerde konuşuldu. Sosyal medyada konuşuldu. TT oldu. Bizler de burada çok şaşırdık. Çok üzüldük. Yani Can Gönül'den bahsediyorum. Can Gönül gerçekten insanın ve gönlüne böyle sokası var canı. Evet. O kadar dünya tatlısı Can. Dün işte abisi de yayına bağlandı. Ünlü futbolcu, milli futbolcu. Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta top koşturmuştu. Şu an Rizespor'da. Gökhan Gönül'ün abisi olduğunu söylemişti. 2 yaşında yurda veriliyor biliyorsunuz Can Gönül. Arkasından 18 yaşında 4 yıl boyunca sokaklarda yaşıyor. Zor bir hayatı oluyor. Ama arkasından da yine devletimiz de sahip çıktığı için de KPSS sınavlarıyla Kandıra cezaevinde sivil memur olarak çalışıyor. İşi gücü var. Şimdi Gökhan Gönül dün yayına bağlandıktan sonra dedi ki tamam yani abilerim de beni istemeyebilir ama ben onlar da beni arayabilir. Fakat ben annemle babamla buluşmak istiyorum dedi. İlk buluşma sevgili Can'ın ilk buluşması abisiyle gerçekleşti. Buradan yayından çıktıktan sonra hatta biz bir röportaj yapmak istedik. O röportajda da yapmak istemedi. Böyle kaçarak adeta bir koşarak abisine gitti. Rize'ye gitti. O buluşma gerçekleşti. Birazdan size o buluşmadan son gelişmeleri, son detayları aktaracağım. Dün de konuştuğumuzu bir hatırlayalım. Sonra hemen bugünle devam edelim. Bugünle dop doluyuz çünkü. Türkiye bu iddiayla çalkalandı. Can Gönül 2 yaşında yurda verildi. Futbolcu Gökhan Gönül abim dedi. 4 yıl sokaklarda kalmışsın. Neden sokaklarda kaldın? Her bulduğum bir yere giriyordum. Parklar olsun, evler olsun, evlerin altı olsun. Tek ben değilim. Benim yanımda 10 kişi vardı. Gidecek bir yer yok, aile yok. Bir tek ailemiz yanımdaki arkadaşlardı. Hem ana oldular hem baba oldular. Yurtta milletin annesi babası gelirdi. Camdan tilkiyi beklerdim. Gelir diye. Abisi ünlü futbolcu Gökhan Gönül canlı yayına bağlandı. Kardeşine sahip çıktı. 27 yıllık hasret sona erdi. Onca geçen zamanı da boşu boşuna olmaması adına, hani zaman kaybetmemesi adına bir an önce gelsin annesinin, babasının, kardeşlerin yanına. Konuşacağı, dertleşeceği çok şeyler vardır. Biz onu bir an önce yaramıza bekliyoruz. Ben mümkünse onunla yüz yüze görüşmek isterim. Biz onunla en kısa sürede bir an önce görmek istiyoruz. Dedim abla 27 sene. Evet. Nasıl verebilecekler? Ben de anne babayla birlikte büyümedim. Yani babamla birlikte büyüdüm. Babaannem beni de büyüttü. Kardeşiniz değil mi? Kabul ediyorsunuz. Ya inkar etmiyorum ki ben de ama yaptık bunu 3-4 gün önce öğrendim. Evet doğru haklısın. 3 kardeştik 4 olduk. Evet. Kalabalık aileyidir. Ben Can'ın neler yaşadığını çok farkındayım. Ben şöyle söyleyeyim. İstediği kadar kardeşler bana bakmasın, sıkıntı yok. Hı. Benim amacım anne baba. Aramasın. Hiç onu değilim. Benim amacım anne baba. Can Gönül gerçek ailesini bulmanın sevinciyle gözyaşlarına boğuldu. Kız istemeye gittiğimde yanımda birisi olsun istiyorum. Anne olsaydım, o oğlu olsaydı ben gerekirse yemem, yedirirdim. Tamam. O mutlusun değil mi? Önemli olan senin mutluluğun. Mutluyum. Mutlu musun? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim, rica ederim, rica ederim. Evet dün bu duygu dolu anları yaşadık. Yani tabii herkesin aklında çok da fazla sorular var ama şunu söyleyeyim. Yayından sonra biz tekrar yani çünkü yayında her şeyi çok daha rahat konuşamadık. Arkasından yayından sonra bir röportaj yapmak istedik Can Gönül'le. Fakat Can Gönül böyle hiç röportaj bile yapmadan koşarak o sırada hemen abisinin yanına gitti. Hemen onu söyleyeyim size. Rize'ye gitti. Abisi Gökhan Gönül'le buluştular. Hasret giderdiler diyeyim de keşke bu buluşma 4 yıl önce gerçekleşmiş olsaydı. Ama yine de Gökhan Gönül yeni haberi olduğunu söylüyor ondan sonra. Bence de öyledir. Çünkü ben Gökhan Gönül gerçekten gönlü geniş olan bir insan. Güzel de bir insan. Dolayısıyla kardeşi gidiyor Can Gönül Rize'de abiyle beraber bir buluşma gerçekleştiriyorlar. Tabii Can'ın burada bize anlattıkları çok şeydi. En çok ne etkiledi sizi? Etkiledi. Yani şöyle... en sonunda söylediği o hani kız isterken bir annem babam olmasını istiyorum dedi ya, beni orası etkiledi mesela. Hı hı. Zaten yaşanmışlığını az çok tahmin edebiliyorum neler yaşadığını. Evet. Gökhan Gönül'e de teşekkür ediyorum. Hı hı. Hem bir Fenerbahçeli hem bir Samsunlu olarak söylüyorum bunu. Kendine yakışanı yaptı. Tam sizin hemşeriniz. Sen evet, Fenerli... evet, hemşerim hem de Fenerbahçeliyim ben de. Hı hı. Kendine yakışanı yaptı. Üstüne düşen vazifeyi, babasının yapmadığını yaptı, öyle söyleyeyim. Evet, çünkü orada yani bize yayında söyledikleri de sevgili Gökhan Gönül'ün söyledikleri de çok üzücü. Evet. Yani şunu da biliyoruz, Gökhan Gönül'ün annesi babası, onlar çok küçükken ayrılıyorlar. Karı koca olabilir, tatsızlık yaşıyorlar. Fakat sonra Gökhan Gönül de 20 yaşına kadar annesini görmüyor. Aslında Gökhan Gönül'ün de ayrı bir dramı var. Orada bir dram da var. Evet, ama 20 yaşından sonra, çünkü Gökhan Gönül şu anda 36 yaşında. Yaklaşık 16 yıldır da ailesiyle beraber bir aradalar. Annesiyle babası tekrar bir arada, Bursa'da yaşıyorlar. Fakat 20 yıl boyunca onun da annesinden uzak olması, o da ayrı bir dram, ayrı bir hikaye yani. Gökhan Gönül sanki aileyi bir araya topluyor şu anda. Evet. Öyle bir görev üstlenmiş üzerine. Evet. Ben onu gördüm dün. Evet evet, aynen öyle. Aslında en büyük kabahat anne de diye düşünüyorum. Yani kusura bakmasın izliyorsa, ama bir evlat ya. Yani eş mi evlat mı deyince insan tabii ki de evladını tercih eder. Evet. Orada belki hani imkansızlıklar olabilir, problemler olabilir, ama hocama da size de katılıyorum. Yani Gökhan Bey gerçekten şu an babalık yapıyor. Ama şöyle bakın, bu programı 2 yıldır yapıyorum. Bu sene 2. yılım. İnsanlar öyle şeyler yaşıyorlar ki, kadınlar öyle şeyler yaşıyorlar ki. Zorunda kalıyorlar belki. Ya bence bir anne, bir kadın kolay kolay çocuğunu, evladını bırakmaz. Evet. Yani bir şeylere mecbur kalıyor ki. 3 tane çocuk, birer sene araları. Yani hepsi birer. 36 yaşında Gökhan, Volkan 35 yaşında. Hakan 34 yaşında, aralarında birer sene var. Sonra Can 27 yaşında. Yani birkaç sene sonra Can doğuyor mesela. Onu da bırakıp mesela görüşmüyor ya da mecbur mu kalıyor? Tabii bunların hepsi onların artık bir aile sırları gibi duruyor. Evet. Şimdi ben ekranlara getireyim. Gökhan'ı da tekrar en azından bu buluşma gerçekleşti. Neler düşünüyor diye yayına tekrar konuşmak istedik. Fakat Gökhan dün konuştuğumuz bazı şeylerden dolayı üzülmüş. Morali çok bozulmuş. Eğer onu burada üzdüysek ben özür dilerim, ama şimdi sonuçta şu da bir gerçek ki 4 yıl önce Can Gönül gidiyor Bursa'ya ve amcayla görüşüyor. Amcayla görüşüyor ve hatta nüfus kayıt örneklerini veriyor. Bakın burada şu örnekleri veriyor. Yani şunu yapayım. Burada nüfus kayıt örnekleri var. Veriyor ve amca onu Volkan'la, abiyle buluşturuyor. Daha doğrusu abi evrakları alıyor. Abi bu evrakları aldıktan sonra babaya veriyor. Kimse o sırada ona, Can'a inanmıyor. Yani kimse inanmıyor Can'a yani. Evet. Değil mi? Yani Can'a herkes... Orası üzücü zaten. 4 yıl önce yaşanıyor bir de bu olaylar. Tabii ki. 4 yıl önce yaşanıyor. Yani onlar yapsalar... ondan sonra en azından o sırada bir araya gelseler. Çünkü bakın yani şu soruyu soracağım demişti dün sevgili Can Gönül. Ben ailemle buluşursam işte 27 yılın hesabını, yani 27 yıl boyunca onun hesabını nasıl verecekler bana? Nasıl verecekler? Verilemeyecek bir hesap bence. Yani, evet. Koca bir ömür, 27 yıl. Evet. Gökhan Gönül'ün genel koordinatörümüz Özgür Uzun'a söylediklerini birazdan size paylaşacağım, ekranlara getireceğim. Ama yurttan bir arkadaşı telefon hattınızdaymış. Alo, hatta mısınız? Alo, merhabalar. Tabii şimdi o zamanlar herkes o yurtta yaşarken dışarıda anne babalar zorunlu olsa bile onu bıraktıkları için, evlatlarına bakamadıkları için, ekonomik zorluklardan dolayı, iyi ki devletimiz var. İyi ki yurtlarda çocuklarımız çok da güzel bakılıyor. Ama yine de aileler gidip hafta sonları çocuklarını alıp görebiliyorlar.